Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad'la ilgili yaptığı açıklama bu şekilde. Şimdi devam edelim. Yusuf Alabar'da ve Ufuk Ras'la birlikteyiz. Birazdan Metehan Demir de yeniden bizimle birlikte olacak. Yusuf Alabar'da ne diyorsunuz? Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Esad'la görüşür mü görüşmez mi meselesini çok uzun zamandır konuşuyoruz. Cumhurbaşkanından da ilk kez aslında bu tonda bir açıklama geldi. Vakti zamanı geldiğinde görüşebilirim dedi. O vakti zamanı ne zaman gelebilir sizce? Yani siyaset bir pragmatizm içerir. İçermiyorsa zaten buna siyasetlenme ihtimalinin kalmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Zelenski yarın bizzat harp etmiş olduğu Putin'le görüşür. Biden Xi Jinping'le görüşür. Erdoğan da uzun bir süreden bu yana sıkıntılar olan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la da görüşür. Ama bunun zamanlaması ve şartları ve bunun neler doğurabileceği çok önemli. Ben Suriye'yi İran ve Rusya parantezinden çıkartmadan Beşar Esad'ın tek başına bir irade ortaya koyarak sorunları çözme imkan ve kudretine sahip olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla Esad'la SALT görüşmenin Suriye genelinde sorunları çözmede bir şeye tekabül etmeyeceğini düşünüyorum. Ama Putin'in de işin içinde olduğu, Rusya'nın da işin içinde olduğu bir Esad'la yapılacak görüşme Türkiye'nin iki büyük sıkıntısı olan sığınmacıların huzur içerisinde geri dönüş yollarının açılmasıyla ilgili konu bir şekilde güvence altına kavuşturulursa ve teröre yönelik olarak Türkiye'nin hudutları boyunca alınacak tedbirler konusunda bir uzlaşı sağlanırsa bu görüşmenin gelebileceğini düşünüyorum. Bununla ilgili olarak da Suriye istihbaratının başındaki Ali Memluki ile uzunca bir süreden bu yana Türk istihbaratının koordine içerisinde olduğunu, temas içerisinde olduğunu bizzat Ankara'da yaşamış olduğumuz olaylarda yaptığımız toplantılardan biliyoruz. Şimdi dolayısıyla bunun bir meyve üretebilmesiyle ilgili husus Tahran'da başlayıp daha sonra Soçi'de devam eden Putin ile Erdoğan arasında Suriye'de bir çözüme kavuşması ile ilgili hususun Rusya'nın da dahil olmasıyla ilgili süreçten sonra hızlandığını biliyoruz ki Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Dışişleri Bakanları düzeyinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini 4-5 hafta evvel yine sizin ekranınızda gündeme getirmiştik. Şimdi Sultan Hanım, önümüzdeki süreçte eğer sığınmacıların huzur içerisinde ülkelerine dönebileceği, bunun bir güvenlik mekanizması tarafından kontrol edilebileceği ve bu güvenlik mekanizması tarafından insanların gerçekten Esad ordusu tarafından tekrardan katliama uğratılmayacağının garantisinin sağlanabileceği bir mekanizma oluşturulabilirse ve teröre karşı da birlikte adımların atılmasıyla ilgili bir takım hususlar sağlanırsa elbette Erdoğan ile Esad önümüzdeki süreç içerisinde bu şartlar altında görüşebilir diye düşünüyorum. Peki. Ufuk Bey, siz ne dersiniz bu görüşmeye dair? Zamanlaması, şartları ve doğuracağı sonuçlar önemli dedi Yusuf Alabar'da. Sizin fikriniz nedir? O vakit zaman ne zaman gelebilir sizce ve neyi değiştirir bu görüşme? Biliyorsunuz geçmişte yani biz 23. Dönem Meclisi'nde ben de Dışişleri Komisyonu'ndayken zaten Esad'la görüşme oluyordu. Yani Esad'la olan görüşmelerin sonuç vermemesi, yani kendi imtiyazlarından vazgeçmemesi nedeniyle bu kesintiye uğramış. Tabii ki diplomatik ilişki söylendiği gibi Yusuf Bey'in küresel eksende her zeminde oluyor. Yani Nixon'la Mao'nun savaşın en yoğun olduğu dönemde bile görüşme yaptığı bir dünyadayız. Hani bu Mevlüt Kandili nedeniyle bir hatırlatmada bulunayım. Hazreti Muhammed'in diplomatik mektupları diye bir kitap var. Onu böyle bir karıştırdığınızda görüyorsunuz ki Mecusilerle görüşmüş, Bizans'ta görüşmüş, sahte peygamberlerle görüş. Yani hayatın her alanında diyalog kurmak önemli ama neyi görüşeceğiniz, yani sınır güvenliğini sağlanması çok önemli. Egemen devlet sınır güvenliğini, egemenliğini sağlamaktır. Sığınmacılarla ilgili Birleşmiş Milletler'in denetiminin kabul edilmesi, bu konuda küresel bir mutabakatın olması vesaire son derece önemli. Şimdi İngilizce'de konuşma, conversation'ın tersi non-versation. Yani hiçbir şeye varmayan konuşmalar. Hiçbir yere varmayan konuşmalar. Şimdi her hareketin bir miadı vardır. Vaazcılığın 21. yüzyılda bir şey olabilir mi, bir şansı olabilir mi? Demokratik bir Suriye'nin önünde en büyük engel, oradaki egemen zihniyeti homojenleştirmeye çalışan vaazcı kafa yapısı. Bunun dönüşümü ve değişimini sağlama ihtimalidir önemli olan.
Yani hatırlarsanız geçmişte Suriye'ye az daha müdahale yapılacaktı. Neden yapılmadı? Çünkü Suriye, yani Esad yönetimi, kimyasal silahları kullanmayacağını ve yok edeceğine taahhütte bulundu. Dolayısıyla her türlü taahhütte bulunup hiçbir şey yapmadığınız takdirde görüşmelerde bir bıkkınlık ve yorgunluk yaratabilir. O çerçevede bakıldığında tabii ki bu görüşmelerin bir an önce olmasında fayda var. Belki hep iddia edildiği gibi muhalefet partilerinin öncelikli olarak bu görüşmeleri yapmasında da fayda var. Yol açmak babından. Hani dogmatizm dediğiniz şey nedir? Bildiğinizin tutsağı olmak. Bildiklerimizin tutsağı olacak halimiz yok. Ama bildiklerimiz de nafile bir çabanın iki taraf açısından da zedeleyici olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla burada bir samimiyet göstergesi olan adımların atılması, belli bölgelere ilişkin tutumların değişmesi, insani yardım vesaire gibi konularda ket verici tutumlardan başta Rusya olmak üzere vazgeçilmesi gibi göstergeler herhalde bu sürecin adımlarını, köşe taşlarını oluşturacaktır diye düşünüyorum. Peki, elbette tabii iç siyasette de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması konuşuluyor, konuşulacaktır. İYİ Parti lideri Meral Akşener'den de aslında bir açıklama gelmiş. Sosyal medya hesabında bir tweet paylaşmış Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasına istinaden. Meral Akşener şöyle diyor: Sayın Erdoğan, tam tersine alışılmış inadınla sonuç alamayınca geç de olsa yine benim dediğime geliyorsun. Dostluk ilişkileriyle dış politika belirlenmez. Duygusal inatlarla, kişisel kaprislerle devlet yönetilmez. Çünkü devlet yönetmek ciddiyet ister şeklinde bir eleştirisi de var. Şimdi bu tutum değişikliğinin iç siyasete nasıl yansıyabileceğini de konuşalım. Yusuf Alabar da siz tabii pek çok kişi aslında söylüyor. Siyasette işte 24 saat içinde her şey değişebilir şeklinde bir açıklama var. Dış politika için de mi geçerli bu? Nedir buna dair fikriniz? Şimdi Suriye siyasetiyle ilgili eğer bu cümleler söylendiyse, Suriye'nin içerisinde yaşanan iç savaş Arap Baharı'nın Tunus'tan başlayıp bütün Kuzey Afrika üzerinden Suriye, Mısır dahil olmak üzere gelmesiyle alakalıdır. Sayın Ufuk Hocam biraz önce çok net ifadelerle Baas rejiminin kendisinden gayri kimseye hayat hakkı tanımadığı bir Suriye coğrafyasına, Libya'nın yandığı, Cezayir'e ateşin bulaştığı, Mısır'da darbelerin olduğu, iktidarların değiştiği bir ortamda Suriye'ye bu ateşin gelmemesiyle gelmeyeceğinin garantisi yok. Herhalde Meral Hanım bunu altılı masada oturan Ahmet Davutoğlu'na sorarsa, Ahmet Davutoğlu nelerin olup bittiğini, Türkiye'den kaynaklanmadığını bu hususun, Türkiye etrafına duvarlar örse, her hafta sonu da Esad'a iyi niyet telgrafları gönderse, bu ateşin bir şekilde gelip Suriye'yi yakacağı çok aşikar. Çünkü neden? Suriye'deki olaylar Türkiye'ye bağımlı bir değişken değil. Suriye'deki olaylar küresel çapta ortaya çıkmış, Arap Baharı'na bağımlı. Tabii ki Türkiye'ye de bağımlı olan bir parametretik bir yönü var. Belli bir oranı vardır bu hususun. Fakat dediğim gibi Türkiye hiçbir şekilde kendini izole edip bir tek sığınmacıyı dahi kabul etmeyecek şekilde büyük duvarlar bile örse, Suriye'nin içerisinde yaşanan bu husus elbette yaşanacaktı. Şimdi şu söylenebilir: Suriye iç savaşı 2011'de olduğu gibi tekrardan başlasa, Türkiye aradan geçen 11 yılda yaptığı dış politikanın aynısını uygular mıydı? Elbette uygulamazdı. Bir takım hususlardan ders alabilirdi. Kendisi bizzat daha olaylar başladığında, içeriye bir sığınmacı akını gelmeye başladığında belki 40 kilometrelik o güvenlikli kuşağı kendisi daha o zaman oluşturabilirdi. Birçok şey söylenebilir ama bugün Erdoğan'ın pragmatik bir kararla şartlar oluştuğunda Esad ile görüşebilirim cümlesini bu şekilde manipüle etmenin çok doğru bir siyaset tarzı olmadığını düşünüyorum. Almanya'da bulunan Suriyeci sığınmacı sayısının 500 binlere yaklaştığı bir ortamda Türkiye'nin kendisini buradaki iç savaştan tamamen steril tutabileceğini iddia etmek açıkçası çok doğru değil. Bir de Meral Hanım'dan altılı masa etrafında bu konunun mimarı olan dönemin Dışişleri Bakanı Davutoğlu'na da bir iki kelam edecek şekilde bir şeyler soruyorsa kamuoyuyla paylaşması, Sayın Davutoğlu'yla yapmış olduğu bu konularla ilgili görüşmelerden bize ne düşüyorsa şeffaf olma adına
önemli bizlere bilgi sunacaktır. Dolayısıyla Sayın Meral Hanım'ın bu konuyla ilgili paylaşımları yapmadan önce gerçekten altılı masada bu konunun mimarı olan Davutoğlu'yla da bu konuları enine boyuna konuşmasında fayda var diye düşünüyorum. Peki. Ufuk Bey, size de şunu sorayım. Şimdi aslında daha önce de bu meseleleri konuştuk ama doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Esad görüşmesi neyi değiştirir? Şimdi biz bu göçmenler meselesini, işte Suriyeliler ülkelerine ne zaman döner dönmez meselesini çokça konuştuk. İç politikanın da en önemli gündem maddelerinden biriydi aslında. İşte ekonomiden sonra hatta ikinci geldiği de ifade ediliyor. Doğrudan bu görüşme yakın zamanda bir şeyleri değiştirebilir mi? Hem bunu sorayım size, hem de bu iç politika meselesinde, bu dış politikadaki değişimler ne anlam ifade eder? Şartlar değiştiğinde gerçekten o ilişki tekrar sağlanmalı mı, sağlanmamalı mı? Ülkelerin geleceği, hayırları için siz bu konuya nasıl bakıyorsunuz? Özellikle Rusya'nın Ukrayna'da yaşadığı sıkışıklık nedeniyle Suriye'deki konjonktürün değişebilme ihtimali var. Dolayısıyla zaten böyle bir değişiklik varsayıldığı takdirde bu görüşmeler olacaktır. Özellikle Suriye'deki insan hakları ihlalleri gerçeği konusunda atılacak adımlar önemli. Aslında fiilen hastanelerin, okulların, insanların, çarşı pazarın bombalanmasıyla orada bir savaş suçu işlendiğini biliyoruz. Bu arada Arap Ligi'nin aldığı karar var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Avrupa Birliği'nin Suriye ile ilgili geçmişte aldığı kararların niye alındığını, hani hafıza sorunu yaşamıyorsak şöyle bir bakmakta fayda var. Şimdi İran'da barışçıl gösterilere aşırı şiddet uygulandığı zaman tepki gösteriyoruz. Ama Suriye'de ilk başta son derece demokratik gösterilerin şiddetle bastırılmasını hızla unutabiliyoruz. Bütün bunlara baktığımız takdirde burada bir demokratik Suriye doğrultusunda bir anayasal değişikliğin adımlarının atılması gerekiyor. Şimdi genel olarak rasyonalite ile romantizm arasındaki ilişkide bir tuhaflık vardır. Biz bu söylediklerim son derece rasyonel değil mi? Bunun geriye olmalı diyoruz ama olmadığında şaşırıyoruz. Bu günübirlik hayatta da böyledir. Mesela iki aşık öpüşürken dur ne yapıyorsunuz, insan ağzında 300 civarında bakteri vardır demenin bu gönül ilişkisini etkileyebileceğini düşünebiliyor muyuz? Hayır. Yani rasyonalite ile romantizm arasındaki ilişkiye baktığınızda her alanda çoklu bir rasyonalite olduğunu görüyoruz. Yani bizim rasyonalitemizle başkasınınki farklı oluyor ama insan hakları ve demokrasinin evrensel ilkeleri var. Bu doğrultuda Suriye'nin adım atabilme ihtimali bence önemli imkanlar sağlar. Unutmayın, Haç kafileleri gelirken Haç'tan Türkiye'ye saldırıya uğramıştı. Orada bulunan Filistinliler bile artık Esad rejimine karşı isyan etmişler. Dolayısıyla burada bu görüşmeler somut jestlere, somut bir yol haritasına tabi olursa hem bölge açısından hem Suriye insanı açısından anlamlı olur. Türkiye'de de iktidarı ile muhalefeti bu konuda bir ortak noktada, yani demokratik Suriye'nin inşası konusunda buluşursak süreç daha hızlı işler diye düşünüyorum. Peki Metehan Bey, siz de şimdi artık katıldınız. Bu konuya dair sizden de son bir fikir alayım. Ne diyorsunuz? Esad'la görüşme mümkün değil diyemem dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yakın zamanda bekleyelim mi böyle bir görüşme, yoksa daha o zamana var mı? Şartların oluşmasıyla ilgili bir durum. Türkiye ya da bir başka ülkede, ülkeler arası ilişkilerde, diplomasi sistematiğinde bu İngilizcesi vardır, never say never diye. Bu öyle bir şey, yani hiçbir zaman bu asla deme, hiçbir zaman bir şey söyleme gibilerden. Hiçbir şekilde kendini kimsenin bir yere bağlaması mümkün olmaz. Çünkü şartlar değiştiğinde düşmanınızla bile görüşmek durumunda kalırsınız. Zaten görüşmeleri bizzat düşmanınız da olsa kendiniz yapması her zaman kendinizin faydasınadır. Yoksa gaza gelip psikolojik tepkilerle işte küstüm oynamıyorum demek sadece size kaybettirir. Sayın Cumhurbaşkanı da doğru söylemiş. Ya ama şu an şartları aslında
Dünkü açıklamasıyla değil de Sayın Cumhurbaşkanı'nın daha önceki açıklamalarıyla birleştirirsek uygun şartlar oluştuğunda Esad'la ilgili kriterleri zaten kendisi saymıştı. Onlar oluştuğunda tabii ki görüşülebilir. Enteresandır ki zamanında Rusya'nın bizzat Türkiye'nin Suriye ile belirli seviyelerde istihbari seviyeye dair görüşme talebi gündeme geldiğinde Rusya'nın bunu engellemek için birçok girişimde bulunduğunu bilenler de bilir. Şimdi Putin hatırlarsanız Suriye ile ilgili Türkiye'nin bir harekat sinyali net olarak seslendirildiğinde bir dakika o zaman Esad'la acaba bir görüşseniz bir şekilde kendi ortaya atmıştı bu fikri. Ondan sonra biz Putin'in açıklamaları sonrasında bir iki hafta onu konuşmuştuk. Evet. Yani onun açtığı taktik yol nedeniyle böyle gaza da gelmeden kendi kararımızı kendimizin vermesi lazım. Ama şu anki şartlar Esad'la görüşmeye uygun mu? Değil. Türkiye'yi Esad rejimi açısından rahatsız eden noktalar var mı? Var. Türkiye'nin Suriye'de atılmasını beklediği adımlar göçmen konusunda dahil işbirliği anlamında bir noktalar var mı? Var.